devam ediyor sevgili seyirciler. Arka arkaya Davinson Sanchez antrenmanda yer almıyor. Bugünkü antrenmanda yer almıyor ve Çaykur Rizespor maçında oynaması şüpheli. Şimdi maç cuma günü olduğu için o şüphe iyice artıyor. Abdülkerim yok. Davinson Sanchez olmazsa Nelson'un yanında stoper olarak kimi düşünebilir? Okan Buruk. Ahmet Hocam, yani bunu hemen bir konuşmamız lazım. Kaan bence. Ayhan. Kaan Ayhan. Bu sefer sağ bek kim oynayacak? Barış Alper. Galatasaray'ın birçok çözüm imkanları var, olanakları çok var. Çok yönlü oyuncuları var çünkü. Evet, bence de Galatasaray'da Kaan'la Nelson iki stoper, Barış sağda, sevgili Serdar'ın söylediği gibi. Köln solda, Torreira, Kerem Demirbay yine. Kaldı ki bir de oradaki kaydırmaları Berkant'ı bile sokabiliyor hoca. Evet. Önde de bu dönemde her ne kadar Barış, Mertens, Kerem üçlüsü Icardi arkasında oturmuş olsa bile orada kullanabileceğin bir Tete var. Orada hala kullanabileceğin bir Zaha var. Beklentiler çok büyük olmasa bile. Hatta Hakim Ziyech bile belki bazı maçlarda sonradan da olsa orada forma alacaktır. Galatasaray'ın haftada bir oynuyor olması onları bu tür sakatlıklar konusunda bence çok etkilemeyecek görüşündeyim. 11 konusunda belki sıkıntı yaşayamayabilir ama yedek kulübesi konusunda Galatasaray hani şöyle giderse biraz sıkıntı yaşayacak. Bir sıcak bilgi daha. Aurier'in tedavisi sürüyor. Galatasaray'ın yeni transferinin milli ara sonrası takıma dönmesi planlanıyor. Serdar Sarıdağ yani... Devre arası transfer dönemi bitti. Üstüne o kadar maç oynandı. Milli maç oynanacak. Sonra yani iyi olursa, iyileşirse milli aradan sonra ta 3 hafta sonra zaten lig bitti. Yani ben kalacak bugün... 6-7 maç gelmesin boşu boşuna yani değil mi? Ben çok bugün... enteresan olmuş bu. Ben bugün bir tweet attım. Joe Worrell var Beşiktaş'ta stoper. Adam Necip yüzünden İngiltere'ye geri gidecek diye yazdım. Altına biri çok enteresan bir yorum yazdı. Eğer Necip yüzünden oynayamıyorsa İngiltere'ye de gidemez diye yazmış. Burada Necip'in hakkını ayrı bir teslim edelim ama o güzel espri olmuş yani. Ya hocam. Güzel bir kinaye olmuş. Devre arası transferi. Tamam ben de sayısal çoğunluğu önem veriyorum. Yani stoper dediğin 4 tane olur. Ama senin stoper dediğin adam devre arasında İngiltere Ligi'nden gelmişse ara sıra oynaması lazım değil mi? Yani. Eğer kenarda dursun diyorsan Aytuğ vardı işte altyapı gitti. Bari o çocuk dursun. Değil mi? Benim şimdi korkum şu. Şimdi Omar cezalı ya. Necip mi oynayacak yan yana? Yoksa onların yerine Necip mi oynayacak? Bana öyle geliyor artık. Yani her yerden Necip çıkacak. Başka çare yok. Umarım şey yapmaz. Joe Varol'u Amartya'yı oynatmaz stoperde. Eğer yani. Öyle bir şey olursa artık yeter. Şimdi bu durum da öyle. Yani aldığın adamlar devre arası döneminde bazı oyuncuları almak yerine almamak acaba daha mı iyi? Bilmiyorum. Yani hocam sayısal anlamda büyük kulüp bunu yapmak zorunda. Serdar da diyebilir. Sana katılıyorum. Almasa daha... da iyi diyebilir. Şöyle, şimdi bakın belirli gerçeklerden kaçamıyorsunuz. O yüzden o gerçekleri ne kadar erken görürseniz o kadar iyi olur. Galatasaray'ın devre arası transferlerine bakıyoruz. Galatasaray son 3 senede hep sol bek arıyor. Demek ki senin bir sol beke ihtiyacın var. Angelinho'yu göndermeye karar verdiğin anda ki bu karar çok erken verildi. Senin bir sol bek alman lazım. Peki madem bu gerçek daha 3 aydır biliniyor... Senin en önemli maçın hangisi? Sparta Prag maçı. Benim aldığım sol bek o maçlarda oynamıyorsa ben niye alıyorum onu? Serdar'ın hesabına geri geldim. Galatasaray geçen seneden beri Boye'nin o çıkışından sonra biz Boye'yi 20 milyon euroya satacağız diye bir senedir konuşuyor. Ya ben bir senedir onu 20'ye satacaksam onun yerine oynatacağım futbolcuyu da çoktan hazırlamış olmam lazım. Gerçi iyi iş yaptılar, 30'a sattılar ama onun yerine alınmış oyuncu yine yok. Aurier'i aldılar. Aldılar da ben eğer devre arası bir oyuncu alıyorsam madem Boye'nin yerini oynatacağım hazır olması lazım. Hazırlık bir tarafa zaten Afrika Şampiyonası'na giden bir futbolcu.
Ben orada 4 maç onu kullanamayacaksam niye alacağım? Kaldı ki bir de şanssızlık, bir sakatlık yaşıyorsa finalde sakatlandı. O zaman işte şampiyon olursan sadece kupayı kaldırmak için ona o kadar parayı vermiş oluyorsun. Orada diğer futbolcular da onun yerine oynuyorlar. O yüzden transferlerde biz maalesef planlama konusunda çok hata yapıyoruz. Evet, bu bayağı eleştirilebilir yani, bir durum yani. Tabii canım. Sonra da tercihler ne kadar doğru? Orada büyük hata yapıyoruz. Sonra da belki doğru futbolcuları alsak bile onları oynatma konusunda onlara ne kadar uygun bir ortam veriyoruz? Oynatamıyoruz. O da ayrı bir gerçek. Sonuçta yani transfer konusunda maalesef şu an kulüplerin ulaştığı o borç seviyesi bile bizim ne kadar büyük yanlışlar içinde olduğumuzu gösteriyor. Kesinlikle. Sergio Oliveira'nın antrenmanda olmadığı bilgisini de arkadaşlarımız son dakika olarak geçtiler. Galatasaray Yönetim Kurulu kararını verecek. Nasıl bir karar çıkacak? Hani bir af olur mu? Çünkü bir disiplinsizlik durumu söz konusu. Derbide de kadroda yoktu. Bakalım nasıl bir karar çıkacak burada. Özür dilerse tabii değişebilir. Yani paylaşımı güzel bir paylaşım yapmıştı. Derbi günü kulübünü, takım arkadaşlarını destekleyen. Çünkü Gomis özür diledi, affettiler ama bir daha da Gomis o şansı bulamadı zaten gidene kadar. Oynayamamıştı sonra. O zaten sonrası için yani Galatasaray'dan kötü ayrılmak istemedi. Doğru hareket. Ama şunu bilmeli, futbolcuların şey hakkı yok öyle. Bazı şeylere tepeden bakma hakkı yok. Dünya senin etrafında dönmüyor. Ve senin ömrün de dünya tarihinde bir saniye falan. Bu kadar net. Kulüp değerlerinin her şeyin net üstünde olması lazım. Bu konunun bu kadar uzaması bile bence bir eleştiri konusu. Bakın, bir futbolcu kalkıp hocasıyla böyle bir fikir ayrıcalığı yaşadıysa, artık tartışma mı, itiraz mı, kavga mı bilemiyoruz onu. Oradaki o fikir ayrıcalığının derecesine göre verilmesi gereken ceza da Galatasaray disiplin yönetmeliğinde zaten belirlenmiş olması lazım. Gomis'e örnek veriyoruz. Orada şöyle bir olay yaşandı. Futbolcuların özel ricasıyla yöneticilere gittiler. Yönetim affetti ve Okan Hoca'ya da affetmesi için ricada bulundu. Okan Hoca tamam dedi. Antrenmana çıkabilir dedi. Ama Okan Hoca cezayı kesmişti. Oynatmadı. Yani yönetimin affediyor olması bir şey değiştirmiyor. Yani günümüzde sen şampiyonluk yarışındaysan bütün zamanını, emeğini, sahip olduğun her şeyi bu yarışa harcaman lazım. Galatasaray şimdi bir haftadır Oliveira konuşuyor ya. Olay olduğu zaman bir gün içinde kararını ver, öyle veya böyle konuyu hallet, kapat, bu konu konuşulmasın. Bunların hepsi bence Galatasaray'a zarar verir. Kaldı ki